Borsa açıldı. BIST 100 endeksinde %0.27'lik bir artı var. Endeks 9218 seviyesinde. Bankacılık endeksine bakalım. Orada da artı açılış gördük. %0.15'lik bir yükseliş. 10.068 seviyesini BIST banka için. Sınav endeksi de görelim şimdi. %0.29'luk yükselişle sınav endeksi güne 14.459 seviyesinden başladı. Mustafa Aşkın'la beraberiz. Mustafa Bey, para girişinin hızlanması halinde dediniz. Yerli veya yabancı yatırımcı cephesinden. Bu para girişinin hızlanması için gerekli koşulları biraz açmanızı rica edeceğim. Yani ne olmalı ki Türkiye için, Türkiye'de sermaye piyasaları için Borsa İstanbul'a para girişi hızlansın? Değiştirici, oyun değiştirici, katalizör olacak bir başlık var mı önümüzdeki dönem için? Şüphesiz özellikle seçimlerden sonraki süreçte uygulanacak politikaların devam edeceği ile ilgili kanaat güçlenirse hem yerli hem yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarına ve özellikle sabit getirili menkul kıymetlere bir parça daha giriş yapmasını bekleyebiliriz. Bu bağlamda seçime kadar borsanın genellikle kendini koruyacağı, fiyatlamayı da fazla değiştirmemeye çalışacağı bir dönemde yaşayabiliriz. Yaklaşık bir aylık bir süreç var zaten. Peki ne olur da Türkiye'ye özellikle yabancı girişi olur? İstikrarlı enflasyon önleme politikalarının devamı, aynı zamanda risk priminin düşmesini takip edecek yabancı yatırımcı. Muhtemeldir ki seçimlerden sonra makro bazı parametreleri toparlayabilirsek, bununla karşılık kredi derecelendirmesi ve CDS primlerinde iyileşmeler göreceğiz. Bunun yansımasını da sermaye piyasalarında net bir şekilde görebiliriz. Diğer taraftan tabii sonbahara doğru ve yılın son çeyreğine doğru muhtemeldir dünyada tekrar bir faiz indirimi ve parasal anlamda gevşeme trendi görülecek. Eğer biz bu aşamaya kadar enflasyonu kontrol altına almış ve istikrar programını iyi şekilde uygulayabilirsek buradan da hem borçlanma açısından hem de sermaye piyasalarına para girişi açısından olumlu derecede etkileneceğimiz kanaatindeyim. Peki şirket karlılıkları açısından baktığınızda, değerlemeler açısından aslında baktığınızda, bu yılın ucuzluk açısından Borsa İstanbul'un fırsat barındırdığı bir yıl olarak düşünülmesi sizce ne derece doğrudur? Esasında az önce ifade etmeye çalıştım. Sizle birkaç yıl önce de konuştuğumuzda da sık sık dile getiriyordum. Enflasyonun yarattığı şişkinlik bilançoları yanlış algılattı veya algılanma isteği arttı. Veya işlerine öyle geldi yatırımcıların, analistlerin. 2022 ve 2023 bilançolarından bahsediyorum. Enflasyon muhasebesinin uygulanması, enflasyonun bir parça aşağı gelecek olması tabii ciro ve karlılıklar üzerinde bir baskı yaratacaktır. Ama şirketleri değerlendirirken sırf ciro ve karlılığa bakılmaz. Sektöre bakılır, önümüzdeki dönem yapacağı yatırımlara bakılır, elde edeceği potansiyel nakit akışına bakılır, pek çok unsura bakılır. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde başta bankacılık, holding, kısmen ulaştırma ve tüketime dayalı bazı satış yapabilecek firmaların potansiyeli yüksek olarak taşıdığını işaret edebiliriz. Zaten başta ifade ettiğim bankacılık, holding ve Borsa İstanbul 100 endeksine dahil pek çok şirketin endeksi de yukarı çekebilecek potansiyelde olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla da borsa endeksinin yükseleceği ama borsada bulunan 540 tane hisse senedinin hep birlikte yükselmeyeceği, biraz daha seçici, biraz daha köklü ve temeli güçlü şirketlerin potansiyel taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.